Selam. Dilerim hepiniz iyisinizdir. Bu videoda oksijen içeriği hakkında konuşacağız. Bu kavramı iki şekilde yazacağım. Birincisi elbette terimin tam adı yani oksijen içeriği şeklinde. Diğerini de daha sonra göreceğiniz gibi kısaltma şeklinde. Yani CaO2 şeklinde yazacağım. Buradaki C harfi İngilizce content yani içerik anlamına gelen kelimenin C'si. A ise arteriyelden geliyor. O2 de tabii ki oksijen demek. Hatta tıp dilinde bunun tam adı bazen arteriyel oksijen kontenti olarak geçiyor. Ama biz kontent yerine kafamız karışmasın diye içerik diyelim. Kısacası kanda ne kadar oksijen var ona bakıyoruz. A daha da ayrıntıya inersek bunu mililitre cinsinden ölçüyoruz. Yani her 100 mililitre kandaki oksijen içeriği. Bazen desilitre de görebilirsiniz. Bir desilitre 100 mililitreye eşit oluyor. Elbette kan diye ekleyelim. Tanım olarak böyle. Şimdi öğrendiklerimizi kullanalım. Düşünün ki sol kolumdan bir miktar kan aldırıyorum. Diyelim ki 500 mililitre olsun. Ama o kadar istekliyim ki o gün. Sağ kolumdan da aynı anda kan aldırmak istiyorum. Aynı kan, aynı hemoglobin konsantrasyonu, ciğerlerimde aynı miktarda oksijen var. Yalnızca ikinci iğne biraz daha büyük ve benden iki kat fazla kan alıyor. O sırada zihni sinir gibi biri soru soruyor. Diyor ki hangi koldan alınan kanın oksijen içeriği daha fazla? Hadi bakalım o zaman şimdi resmi dikkatlice inceleyelim sağ tarafın fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu hileli bir soru çünkü ölçümü her 100 mililitreye göre yapıyoruz. Yani hep belirli bir hacmi düşünüyoruz. Her iki kolumdan da aynı anda kan alındığı için oksijen içeriklerinin farklı olmasını düşündürecek bir durum yok. Çok büyük ihtimalle iki tüp kanda aynı oksijen içeriğine sahip olacak. Ha tekrar hatırlatıyorum. Bütün hesaplarımız 100 mililitre üzerinden. Sakın 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 bunu aklınızdan çıkartmayın. Sizin için şimdi bunu formülleştireyim. Eğer oksijen içeriğini matematiksel olarak hesaplasaydık nasıl bir şey olurdu? CaO2 yazmak daha kolay. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Birimimiz ise oksijenin mililitresi bölü 100 mililitre kan. Hesap yapabilmek için hemoglobin konsantrasyonunu bilmem gerekiyor. Onu da hemoglobinin gramı bölü 100 mililitre kanda buluyoruz. Sonra da bunu sabit bir sayı ile çarpıyoruz. Bu sabit sayı da 1,34. Ah bu arada bunu çeşitli kaynaklarda 1,34 olarak görebilirsiniz ama biz şimdilik virgül diyelim ha. Evet bu sayı bize her bir gram hemoglobine bağlanan oksijeni mililitre cinsinden veriyor. Bu çok faydalı pratik bir sayı çünkü göreceksiniz ki birimler sadeleşecek. Bunlar sadeleşti. Buraya eklemem gereken bir şey daha var. Oksijen satürasyonu yani doygunluğu. Oksijen satürasyonunu gösteren bir eğrimiz var. İşte burada. Eğer arteriyel tarafa bakacak olursak adına SaO2 diyebiliriz. Bunu kanın arteriyel tarafındaki kısmi basınçla karşılaştırabiliriz. Yani PaO2 ile. Burada S şeklinde eğrilerimiz var. Kısmi basınç artışı oksijen saturasyonunu da artırıyor. Bunu genellikle yüzde cinsinden ölçüyoruz. Hemoglobine bağlanan oksijen yüzdesi cinsinden yüzde işaretini koyalım. Burada gördüğünüz denklemin bu parçası, köşeli parantez içindeki kısım oksijene bağlanan hemoglobin miktarını temsil ediyor. Oksijen kan içinde başka şekillerde de ilerliyor. Diğer yoldan biraz bahsedeyim o zaman. Diğer bir yolda kan içinde çözünerek. Şuraya bir artı koyalım. Denklemin ikinci parçasında oksijenin kısmi basıncı olacak. Bunu milimetre civa şeklinde ölçüyoruz. Birimimiz bu. Bu sefer daha farklı bir sabit kullanıyoruz. 0,003. Yine birimleri iyi takip edin çünkü elimizde yine bir sürü birim kalacak ve bunları sadeleştireceğiz. Üst tarafta mililitre cinsinden oksijen var. Milimetre civa birimini sadeleştirmek istiyorum. Çarpı 100 mililitre kan. Bu Bununla sadeleşecek. Aşağıya da mor köşeli parantezler koyuyorum. Hmm. Bu bana çözünen oksijen hakkında bilgi veriyor. Hemoglobine bağlanmış oksijen ve çözünmüş oksijen var. Bunlar denklemimin iki parçasını oluşturuyor. İlerlemeden önce aklınızda tutmanız gereken önemli yerleri göstereyim size. Burada toplam oksijen içeriği, hemoglobin, oksijen saturasyonu ve oksijen kısmi basıncını görüyorsunuz. Ha, unutmayalım, bu arkadaş, bu arkadaşı etkiliyor. Çizdiğim oksijen eğrisini hatırlayın şimdi. Onu ekrana yeniden getiriyorum. Böylece neden bahsettiğimi daha iyi anlatabilirim. Bu grafikte ikisi arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. İkisi arasında çok güzel bir ilişki var. Bu toplam oksijen içeriğini hesaplamak için kullandığımız denklemdi. Şimdi bu formülü kullanalım mı? Ne dersiniz? Bunu düşünürken hep aklıma dört değişken gelir. Tamam onları da buraya yazayım. Böylece takip etmemiz daha kolay olur. PaO2 SAO2, hemoglobin ve toplam oksijen içeriği. Bunlar bahsettiğim değişkenler. Şimdi beraber basit bir problem çözelim. Şuraya biraz boşluk açıyorum. Diyelim ki iki küçük kutum var. İlki ağzına kadar kanla dolu. O yüzden buraya büyük harfle K yazalım. İkincisi de plazma dolu. Plazma kanın bir parçası ama hepsi değil. Örneğin plazmada kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin bulunmaz. Hemoglobin yok. Bunu sarı renkle çiziyorum ki bunun plazma olduğu anlaşılsın. Öbürünü ise kırmızı yapalım. Şimdi elimizde plazma ve kanla dolu iki tane kutu var. Diyelim ki havadaki oksijen kısmi basıncını artırmaya karar verdim. Oksijen bu iki sıvıda da çözünecek. Sorumuzsa şu. Bütün bu dört değişken bu durumdan nasıl etkilenir? Azalırlar mı? Artarlar mı? Yoksa aynı mı kalırlar? İlk olarak PaO2 ile başlayacağız. Eğer oksijen bu sıvıların içinde çözünecekse sıvıdaki oksijenin kısmi basıncı artar diyebiliriz. Aslında burada PAO2, SAO2, CaO2 demek biraz kafa karıştırıcı oluyor. Çünkü arteriyel kan hakkında konuşmuyoruz. Sadece kan hakkında konuşuyoruz ya da arteriyel plazma hakkında konuşmuyoruz. Sadece plazma hakkında konuşuyoruz çünkü bu sıvı dolu kutulara bağlı bir arter yok. Ama aslında fikir aynı. Neyse devam edelim. Kandaki ve plazmadaki kısmi basınç artacak. Peki oksijen satürasyonuna ne olacak? Hatırlayalım. PaO2 ve oksijen satürasyonu arasında doğru orantılı bir ilişki vardı yani oksijen satürasyonu SAO2 artışına da sebep olacak. Ama plazmada hemoglobin yok demiştik. O zaman burası bizim için geçersiz. Çünkü hemoglobin yoksa hemoglobin için bir oksijen satürasyon eğrisi nasıl olabilir? Nasıl çizebiliriz ki? Çizemeyiz. Evet. Üçüncü değişkenim neydi? hemoglobin konsantrasyonu. Hemoglobin konsantrasyonu. Bunu da gram bölü 100 mililitre kan üzerinde hesaplıyorduk. Hemoglobin eklemekten veya çıkartmaktan bahsetmiyorum. Yani burada bir değişiklik olmamalı. Yazıyorum. Değişiklik yok. Değişiklik yok. Diğer kutuda da plazma olduğu için hemoglobin yok. Yani orası da bundan etkilenmeyecek. Yine geçersiz. Toplam oksijen içeriği ise artacak çünkü denklemin çözünen kısmı artacak. Hatta denklemin oksijene bağlı hemoglobin kısmı da artacak. Çünkü dediğimiz gibi SaO2 artmıştı. Burası ilginç bir nokta. Plazma tarafında da yine artış görüyoruz, fakat daha az. Çünkü burada, burada sadece PaO2'nin katkısı var. Hemoglobine bağlanmış oksijenin katkısı olamaz çünkü burada hemoglobin yok. Bu çözdüğümüz örnek oksijen kısmi basınç artışının oksijen satürasyonunu nasıl etkileyebildiğini gösteriyor. İşte bunu da burada bitirdik. Hoşçakalın, görüşmek üzere.